Antep'e gittiğimde yılda iki kere mutlaka giderim. Ayağımın tozuyla mutlaka aç karnına giderim. Ali ve Coşkun'ların yanına uğrarım. Bir de bilerek de malzeme bitmişti. İyi oldu, onları da getirdiler. İnanılmaz güzel de şeyler getirmişsiniz. Kendi malzemelerinizle 3 çeşit künefe yapacağız. Evet, 3 çeşit. Coşkun ve Ali. Evet. Eritilmiş tereyağımızı, sade yağımızı boşaltıyoruz. Tereyağın defalarca kaynayıp süzülüp bu hale gelmesi. Suyunun buharlaşıyor. Abi. Üzerinden alına alına köpekleri kalan en torta hali diyelim. Şurayı yaktım sana Coşkun. Allah Allah. Kaloriye bak sen. Şu anda bunda 3 kat fıstık oldu. Evet. Tabii bizim tel kadayıfımızla yine çok ince döküyoruz. Biz bunu bayağı milimlik kalınlığında. Güzel makinalarımız var. Milimliğini bile ayarlıyoruz isteğimize göre. Biz mesela çok ince döküyoruz. Süt oranımız biraz daha fazla koyuyoruz. Yine bu da biz kendi kendimize göre bir ayarımız var. Krep hamuru gibi bir hamur var. Aynen, tabii bir hamur var. Yukarıdan bir şey böyle döküyor onu, saç sürekli dönüyor. Saç usta dönüyor, usta da anında topluması lazım. O saniyeler çok önemli onun için. Şimdi yine bunun tavanda... Bunun adı neydi? Bu yarı fıstıklarda yarı billuriye dediğimiz bir tatlı çeşidimiz. Bunda hem tane fıstık var, hem çekilmiş fıstık var, hem kaymak var. Allah. Ve böyle çok güzel bir görsel görüntüsü de var. Lezzeti de zaten inanılmaz bir lezzeti var. Şimdi mutfakta çok vakit geçiren biri olarak şu yaptığın hareketten dolayı seni aşırı derecede tebrik ediyorum. Şimdi en sevdiğim olacak. Evet. Sesi, evet. Şov zamanı. Allah Allah. Biraz izleyicilerimize eziyet olacak ama... Vallahi burada... dur, iz yapacak. Eyvah, panik yaptım. 2014 yılında UNESCO'nun yaratıcı şehirler seçti. 18 şehirden bir tanesi. Bu tabii çok detaylı bir, yani ona seçilmek hakikaten çok zor. Gaziantep bu konuda kendini kanıtladı. 2015 yılında bu UNESCO'ya seçildi yani ve dünyada sadece 18 tane şehir var bununla ilgili olan. Ocağımız yanıyor. Yandı mı? Evet. Çok ağır olmuyor. Azıcık döküyorsun. Böyle bir kepçe falan döküyorsun evet. Yani. O yüzden çok ağır olmuyor. Onu da oraya koy istersen. Yine buna da kaymak kullanıyoruz. Fıstık ezmenin üzerine kaymak koyuyoruz. Kaymak hafifleştirecek tadını, biraz daha hafifleştiriyor. Hem de güzel bir aroma veriyor. Eline sade yağ alıp, hani biz un serperiz ya böyle hakim olabilmek için, sen yağ ile bunu yaptın. Sadece ezmemizin içerisinde şeker olduğu için biraz kurma yapıyor. Yağla bunu yumuşatıyorum. Valla Antep'ten usta getirdik. Daha ne yapalım? Gerçekten Antep'e gitmenize gerek kalmadı.